İnşallah 2013 daha iyi bir sene olacak. Önce giydiğiniz kıyafet için teşekkür ederim. Kartal yuvalarından giydiğiniz kıyafetinizi stüdyoya girerken ben kartal yuvaları giymek istiyorum dediniz. Kartal yuvaları nasıl buluyorsunuz? Bunlar VIP ürünlerimiz, hakaretler koleksiyonu. Futbol maçlarında değil ama bazen basket maçlarında da üzerime kartal yuvası ürünlerini giyiyorum. Giymemdeki sebep de kamuoyunun bizim çok yoğun uğraşlar sonucu yaptığımız kreasyonları görmesini istiyorum. Ben gittiğim zaman o birazcık daha belki taraftarımıza, bizi tabii televizyon birazcık daha çekiyor. Daha taraftarımıza görsün diye istiyorum. Teşvik etmek için. Teşvik etmek için. Ama manken gibi de gözüküyorsun. Yoksa teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Ama güzel ürünler yaptık. İnşallah taraftarlarımız beğenirler. Beğeniyorlar. Çok da yoğun ilgi var Sayın Başkanım. Ben Kartal Yuvaları'nın ürünlerini çok yakından takip ediyorum. Ve gerçekten çok yoğun ilgi olduğunu görüyorum. Hatta da programda sabahları Cihangir ile beraber yaptığımız programda giydiğimiz zaman hep e-postalar geliyor bize ne kadar beğenildiğine dair. Biz de gurur duyuyoruz. Çok memnun oluyoruz. Şeyde de belli oluyor zaten. Satışları da Kartal Yuvaları'nın geçen seneye göre yani bu sene Mayıs'tan Mayıs'a bir sezon içerisinde %140 artış bekliyorduk. Bütçe öyle yapmıştık. Şu anda rotasına gidiyor. Herhalde geçen sene 11 milyon civarında yapılan ciro bu sene 30'u geçip bitireceğiz inşallah. Ama tabii ki bizim için hala yeterli değil. Rakiplerimiz bizden çok daha fazla yapıyor. Kartal yuvalarından sorumlu yöneticimiz sevgili Metin Albayrak da burada konuk olacak ilerleyen dakikalarda. O da çok memnun inşallah. Biz de çok mutluyuz kartal yuvalarından. Ürünleri gördükçe özellikle Feda Tişop'tan insanların üzerinde görünce bu sene çok mutlu oluyoruz Feda yılı olduğu için. Başkanım bir şey soracağım. Şimdi 2011'i 2012'yi bitiriyoruz. 2013'e giriyoruz. Şöyle bir baktığınızda 2012'de en çok neye sevindiniz? Neye üzüldünüz? Neye sevindim? Bir defa başkan olduğuma sevindim. Öyle diyeyim. Neye üzüldüm? Kendi özel hayatımla alakalı bazı olumsuzluklar yaşadım. Onları çok üzüldüm. Özellikle ailemi çok üzdüler. Ona çok üzüldüm. Ama bazı her gülün dikenli tarafı var. Bunu özellikle benim şahsımı Beşiktaş Başkanı zedelemek üzerine yaptıkları için onlara üzüldüm. Hayat uzun bir maraton hep söylüyorum. İlk 100 metredeki sonuçlara bakmayacaksınız. Maratonun sonu önemli. Bizim maratonumuz Beşiktaş. Beşiktaş iyi gidecek. Zaten Beşiktaşlar da, halk da, vatandaşlarımız da neyin ne olduğunu herkes görüyor. 2013'te ne bekliyor Beşiktaşlar'a? Şimdi böyle hani sorarlar ya programlarda, burç programlarında işte siz şu... Keşke ben bilsem yani... Sizden iyi kim bilir? Beşiktaş Başkanı bilir 2013'te neler bekliyor? Tabii ki yani birincisi daha itibarlı bir kulüp bekliyor. Daha imzasına, borçlarına sahip çıkan bir kulüp bekliyor. İnşallah yeni bir stat projesinin